İtikat aynadır. Zaten onun şeyde... Güneşi değiştiriyor. Bunu söylüyor bir yerde. İtikada göre imanı değiştiriyor. Yani hidayeti değiştiriyor. Mesela şöyle diyeyim. Hocalarla konuşurken Kabe'nin içini için boştur dedi. Bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bununla bu manada da onu konu değil, uzatmayacağım. Dedim ki her şeyi belirleyenin belirlenişi olmaması lazım. Her rengin sahibinin bir rengi olmaması lazım. Her sesin sahibinin sesi olmaması lazım. Hani Allah diye. Şimdi Kabe değil, biz o odaya bile boş yapmıyoruz. Bak tabelalar asıyoruz. Hiçbir şey asılmaz. Asıldıkça, yani bir şeyi doldurdukça başka bir şey olamıyor tam. Şöyle diyeyim. Şuraya bakar mısınız? Kendisini gören var mı? Yok. Aynayı getirsek gözükür müsünüz? Aynanın için aynadır. İçinde hiçbir belirlemiş olmadığı için. Kendisi yok. Yok. Kendisi yok ondan. Her şey. Ona ayna denilir. O için ans farkla atsimin farkını hiçliğini bilmek demek. İçini boşaltma nispetinde karşıyı gösterir. O Kabe onun için boştur ki herkes kendisini seyretsin. İçi boş. Mesela bu niye göstermiyor? Bu niye boş, sizi göstermiyor? Bu niye göstermiyor? Bu niye göstermiyor? Ayna getirelim. Çünkü bunun içi dolu. Belirlenmiş. Şey. Belirlenmiş. Renklenmiş. Aynanın rengi yoktur ki renkleri göstersin. Hiçbir şeklen belirlenmiş yok ki her şeyi belirlesin diye. Bizde aynedir. Aynedir aslında bu alem. Ve insan da aynedir Allah'a. Ne kadar içini boşaltırsan o var olur. Onun için o ne kadar boşsa yataktaydı, tamam mı? Yataktayız yani. Böyle odada oturuyoruz. Olan ışıkta anlatıyorum. Yatakta uzanıp sohbet ediyoruz beş tane hoca. Kafir hocalar. Yorganı örtmüş. Yastığı duvara değmiş böyle. O yarın donla. Onu tüyünce bu şey. Aleminde Allah meğer neyi görmüyoruzun cevabını bulmuş. Ben ne anlatıyorum o nereye gitmiş. Yani bütün renklerin sahibi rengi olmaması lazım. Bütün belirlenişleri belirleyenin belirliliği olmaması lazım. Bütün vasıf ve sıfatlarının sahibi kendisi muayyen bir sıfat olmaması gerekiyor. Yani bütün şeklin sahibinin bir şekli olmaması lazım. Ne demek hocam dedi o? Mesela dedim Allah bütün şeklin sahibidir. Ama hiçbir şekli kendisi yok. Niye? Olursa hangi şekle girecek? Sen söyle bana. Ağaç şekline mi girsin? Taş, kuş... Bütün şekillerin sahibinin şekli olmaması lazım. Bu zaruridir. Adeta her şeyi hareketlendirenin kendisi hareket etmemesi lazım. Kıymete geçiyor. O yorganın bir fırsatı. Senelerden beri sanki kurulmuş saatta zembere böyle gevşememiş ya fırın. Böyle bir sağlamdı. Ben diyorum. O kadar hoşuma gitti. Ne demek biliyor musunuz o hareket? İmanı arttı. Ne dedim ki içinde? Şu anda zirve yapan onun imanının hürmetine hepimiz affet. İman arttı. O fiilin davranışı başı. Anladık mı aynayı? Kabe'yi anladık. İnsan da ayna olmalı. Ayna demek artık ezber değil. İçi boştur. Yani hiçbir renk, hiçbir belirleniş, hiçbir sıfatı yoktur. Peki ne olması lazım? Arkasında ene siyah bir nokta olması lazım. Çünkü aynayı ayna yapan arkasındaki siyahlıktır. Adem'dir. Bu da şimdi imanın... Ama hiç kimse Adem'i görmüyor.